Halı bir şeye talip olmuşsunuz. Ebu Bekirlerle atbaşı olmaya, Ömerlerle atbaşı olmaya, Osmanlılarla, Alilerle atbaşı olmaya talip olmuşsunuz. Elbette ki bir kısım sıkıntılar çekeceksiniz. Mısır'da bir nazır olmak için Yusuf kuyuya girmesi gerekiyordu. Bir köle gibi satılması gerekiyordu. Zindanının katlanıp devam etmesi gerekiyordu. Bu iffet abidesi göz açıp kapayıncaya kadar iffetliğin hülyasını bile görmemiş, tatmamıştır. İftiraya maruz kalması gerekiyordu. Ancak bu kadar preslendikten sonra Mısır'da bir yere getirilecekti. Kardeşlerini, babasını da çağıracaktı. Bu ilahi nefhalarını oradaki insanların ruhuna üfleme fırsatını yakalayacaktı. Şimdi siz dünyanın dört bir yanında ruhunuzun ilhamlarını solukluyor, gönüllere giriyorsunuz. Elbette ki kadın, erkek bir kısım sıkıntılara maruz kalacaksınız. O ipekleri örmek için, geleceğin dantelalarını örebileceğiniz ipekleri örmek için o kozanın içinde sıkışıp kalmanız gerekiyor. Bir kader il keddi tüktesebül mehali. Meşakkat miktarı maliyata müştak gönülleriniz arzu ettiği yüksekliği elde edebilir. Ne kadar sıkıntınız varsa, bir meselenin bu yanı vardır. Bir de Allah'ın rahmeti ve inayeti sıkıntıların son kerteye geldiği, bir yönüyle gücünüzün, takatınızın bittiği yerde tecelli eder. İlahi tecellileri, inayet tecellilerini, imkanlarınızı bütün bütün kullanıp onların bittiği yerde aramanız lazım. İşteddi ezmetü tenferici. Karar kararabildiğin kadar, zira kararmanın son noktası şafağa açılmanın, şafağa dönüşmenin başlangıcıdır.